Burada bugünün bitkisi ben bu tarhun. Bak Evet. bu tarhun Bayburt'ta var. Erzurum'da var. Gaziantep'te var. Başka Ankara'da var. Tarhun. Bunun hem tazesi hem kurutulmuşu. Osmanlı bunu kullanıyordu, hatta çoğaltıyordu da işte Anadolu'da bu kaybolmaya yüz tutmuş bir şey. Bak, yemekten sonra şişkinlik, hazımsızlık problemi mi yaşıyorsun? Bir tatlı kaşığı lütfen vur deyince öldürmeyin. Daha çabuk sindirimim hızlansın, daha kolay sindireyim diye bunu 3 tatlı kaşığı yaparsanız olmaz. Bunun ölçüsü bu. Bak adı çok bilinen, çok basit, herkes tarafından bilinir. Adı asla başlayan, içinde P harfi de olan bir ağrı kesici var, değil mi? Biliyoruz bunu. Şeyden, söğüt ağacının kabuklarında ve yapraklarından elde edildi bu ilk defa. Bak bunu bir iki tanesi alındığı zaman bu ağrı kesicidir. Üçe çıkardığınız zaman anti-inflamatuvardır. Daha yukarılara çıktığınız zaman suizit etkisi yapar. Yani intihar duygusunu tetikler. Dolayısıyla her şeyde bir ölçü var. Yani miktar çok önemli burada. Bu tarhunun da bir tatlı kaşığı lütfen fazla değil. Nasıl komut veriyor biliyor musun karaciğerine? Git diyor safra asiti üret. Sahibim ağır yemek yedi. Yani bir ziyafete gittiniz veya yemeği o gün kaçırdınız. Yani kaçırdı derken fazla tükettiniz. Lütfen bir tatlı kaşığı tarhun, kaynar suyu bardağa dökün. Bir tatlı kaşığı ilave edip karıştırın. 10 dakika bekleyin. Daha sonra bunu içeceksiniz. Bak o sindirim ne oluyor Hüseyin. Müthiş yani. Sanki mideniz en fazla 45 dakika sonra boşalıyor böyle. Müthiş bir derecede şeydir. Mükemmel bir gaz söktürücüdür. Yani bağırsaklarında şiddetli flatulens yani gaz şikayetiniz varsa tarhun bitkisine yönelebilirsiniz. Şimdi başka bir şey daha çok güçlü antiseptiktir. Diş etlerinizde iltihaplanma oluyorsa sık sık bu. Veya kekik. Bu Artemisia bitkisine yakındır. Şu malaria dediğimiz sıtma. Hani şu Çinli bayan Tu Youyou Nobel ödülünü verdiler ya 2015'te tıp dalında. Evet. O oraya yakın, o gruba yakın bir bitkidir bu tarhun. Onu bu arada söyleyeyim. Ağız kokusunu almakta da çok etkilidir. Ama tazesi. Bunun bir iki yaprağını çiğneyin tazeyken bak ağız kokusu diye bir şey kalıyor mu? Yani böyle bir şey.